Efendim yeni bir empatiye, yine empatiye hoş geldiniz. Bugün 61. program. Çok her zaman özel sevdiğimiz konuklar ağırlamaya gayret ediyoruz ekip olarak. Bugün çok çok özel günlerden biri. Hepinizin çok sevdiği, önce çok iyi bir insan, sonra çok iyi bir şef. Mehmet Şef, Mehmet Yalçınkaya ile birlikteyiz. Hoş geldin şefim. Hoş bulduk abi. Teşekkür ederim. Mehmet Şef'im bir kere Bodrum'daki yeni mekan hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ne kadar yeni? Haziran'ın 15'inde açtık. Yeni işte. Evet, çok yeni. Haziran'ın 15'inde açtık. Şu anda da açık. Açık. Devam Kışın ediyor. Kışın da açık. Kışın da açık. 12 ay açıyoruz. Yani kalabalık pandemi sonrası özellikle Bodrum ciddi bir göç almış. Tabii. Bu yüzden şu anda da insanlar normal şehir gibi yaşıyor Bodrum yani. Güzel, ayağının tozuyla geldin. Bizim için geldin bu akşam. Evet abi, sırf senin için geldim. Aslında yani ben özellikle yapmış olduğun işlerden seni çok beğenirim, çok takdir ederim. Biz de seni çok takdir ederiz. Programı da izledim. 3 ya da 4 kez izledim. Ama programın fanları var yanımda. Mito var, Mithat kardeşim var. Kardeşin evet. O işte, da nefis bir şef tabii. Az önce kuafördeydim. Orada bir arkadaşımız söyledi. Kimin yanına gitsem empati izliyor. Levrekle bir meselen var senin. Yani dünyada başka bir balık yokmuş gibi. Depremzedeleri unutmayalım. Hala muazzam ihtiyaçlar var orada. Ve senin de müthiş bir Hatay sürecin var. Bölgeyi görünce ben film stüdyosuna zannettim kendimi. Yani. İnsan doğduğunda anneden bir damla süt için ağlarmış. Ölürken de bir yudum su için ağlarmış. Yani orada bir yudum suyun falan değerini anlıyorsun. Peki kaçamazsın, babandan da bahsedeceğiz. Niye hiç bahsetmiyorsun? Babamla toplasanız 3 sene önce geçirmişimdir ya da 4 sene. Bir şey itiraf edeyim. Babam öldüğünde üzülür müyüm? Üzülür müyüm diye düşünen Mehmet şu an rüyasında görmek için yalvarıyor. Şeyden başlamak istiyorum. Bu ilk sorduğum sorular, yani Mehmet Şef olarak son anlarında sorduğum sorular, hikayenin içine bir olta atmak için. Vefa konusundan başlamak istiyorum ki senin çok iyi bildiğin, örnekte olduğun bir konu. Ne çağrıştırıyor vefa sende? Vefa bende aslında benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi. Yani hayattaki 3 düsturumdan biri diyebilirim. Yani vefasız insanları hiç sevemedim ben. Hayatıma dokunan insanları da kolay bırakamıyorum. Dolayısıyla vefasızlık, bilmiyorum çok ağır olabilir ama vicdansızlık gibi geliyor bana. Evet. Yani eğer vefa duygunuzu kaybetmişseniz zaten. Onlar zaten çok kardeş şeyler, vefa ile vicdan. Aynı. Evet. Benim hayat düsturlarımdan bir tanesidir yani. Hatta 2 gün önce arkadaşlarımla bir sohbet yapıyorduk. Konumuz da vefaydı. Bu yüzden hayatım boyunca vefasızlıktan ürkmüşümdür. Hayatta bir karşılığı var mı sence? Yani Olduğu oluyor. Mesela iyiliğin de var mıdır bir karşılığı? Ya şöyle hani şu işte iyilik yap denize at hikayesi var. Ben hayatım boyunca hiç çıkarcı bir adam olmadım. Yani iyiliği hep yaptım. Ama bir gün o iyiliğin bana geri döndüğünü hep gördüm. Bunu içten beklemedim ama gördüm. Gördüm, kesinlikle gördüm. Çünkü iyiliği yaptığımız zaman aslında çok da karşılık beklememek lazım. Karşılık beklediğimiz zaman çok da iyilik olmuyor. O zaman iyilik olmuyor. Evet. İyilik olmuyor. Hı. Ama herkes de yaptığı iyiliğin karşılığını almadı bu dünyada. Almıyor. Evet. Bunlara da rastladık yani, vefasızlık gibi aynı. Evet. Peki şifa desem ne dersin? Aslında bir tür şifacı olduğunu düşünüyorum senin. Çünkü ben bir şifacıyım. Yemek yapmak, yemek şifadır değil mi? Yanılıyor muyum? Kesinlikle şifadır. Bizim topladığımız ürünlerin hepsini bir araya getirip pişirdiğimizde insanlara zaten şifa versin derler. Aslında ilaçlarda kullanılan, şifa için ilaçlarda kullanılan her şeyi biz mutfakta neredeyse kullanıyoruz. Kullanılabiliyor. Hemen bize restoranda biri geldiğinde boğazım ağrıyor dese veya hastayım dese bir zencefil, limon veya bir nane limon kaynatırız. Bir nevi şifacı. İyileştirir sonra yediririz diyorsun. Peki empati? Abi empati yüzünden ben çok çile çektim ya. Empati kurmaktan yoruldum yani. Yorucudur, doğrudur. Çok yoruyor beni empati olayı. Hayatım boyunca yorulduğum konulardan biridir benim. Yani empati kurmaktan kendime hep ayakta kaldım. Bir tür halden anlamak diyebilir miyiz empatiyi? Halden anlamaktan biraz ileride. Daha mı ileride? Daha ileride. Yani nasıl?
Şöyle yani insanların hallerini anlarsınız, ona göre bir çare bulur, olayı kapatmaya çalışırsınız. Ama empati sürekli kurduğunuzda sizi yoruyor. Ben mesela çok iyi bir hayvan severim. Evet. Yani onlarla bile empati kuruyorum. Dolayısıyla insanlarla empati kura kura yorulmamın sebebi şu. Çünkü her karşıma gelenle empati kurmak zorunda hissediyorum kendimi. Bu da beni yoruyor. Restoranın kapısında bizi karşılayan Duman. Vardaşın adı Duman'dı değil Duman'dı, mi? Evet. Babadan kalma galiba. Evet ya, Duman'ın çok ilginç bir hikayesi var. Duman beni yaralayan bir hayvandır. O hikayeyi istersen anlatabilirim. Anlat tabii. Olursa. Ya şöyle, babam pandemi döneminde vefat etti. Hı hı. Allah rahmet eylesin. Babam pandemi döneminde vefat edince cenazeyi bizim hızlı bir şekilde kaldırmamız gerekiyordu. Sonra babamı ambulansla evin önüne getirdik. İşte biz de camide bekliyorduk. Fakat babamın cenazesini getirmiyorlar bize. Ben de merak ettim. Evin önüne gittim. Duman ambulansı tırmalıyordu. Bırakmıyor. Bırakmıyordu. Tabii orada kadınlar ağlıyor. Herkes ağlıyor. Hoca ağlıyor. Yani hoca dua okuyamıyor. Yani o benim için biraz şeydir, ciddi bir olaydır. Yani hayvanlara dönmem için çok etkilemiştir beni. Çok severdim tabii babamı. Sonra biz Duman'ı alamadık ambulanstan. Yani o kadar ambulansın etrafında dönüp tırmalıyordu ki babamı bırakmak istemiyordu. Yani bizim, ben orada insanlığımdan şüphe ettim mesela. Sonra camiye getirdik. Bu sefer hoca konuşamamaya başladı. Hoca, babam da ilginç şunu söyledi. Yani tam dua edecekken dedi ki, şu anda bizim burada ettiğimiz dualar mı, yoksa benim aşağıda gördüğüm hayvanın yakarış sahibinin etrafındaki yakarış mı diye. İşte o gün için hayvanlar benim için çok başka yere geldiler. Emin olun, depremde de benim deprem bölgesine gittiğimde, evet bir taraftan insanlara hizmet ederken, diğer taraftan çocuklara yani en yakın yerdeki barınakları bulmasını istedim. Hayvan barınakları. Hayvan barınaklarına. Benim hayatımda hayvanlarla ilgili bir dönüm noktasıdır. Ve şu anda Duman, işte geçen gün sizin geldiğinizde de vardı. Mithat da çok sever. İşte 3-4 tane köpek saldırmışlar. Biz Duman'ı kucağımıza aldık. Yani baba hadi gel diye. Aldık, restoranın içine koyduk yani. Biraz kusura bakmayın. Tamam. Tamam, burada duralım. Yoksa ikimiz de sonunu getiremeyiz bu programın. Abi çok etkilendiğim bir konu. Biliyorum. Şimdi bahsettiğimiz hani iyilik, vefa, işte şifa meselesi falan. Bütün bunlar şimdi gireceğim hikaye için bir şeydi. Duman'ı da tekrar sevgiyle hatırlamış olduk. İlk hikayeme giriyorum ve seni yolcu ediyorum Mehmet Şef'im. Gene görüşürüz. Bu ilk hikayemizde Mardin'deyiz. Yıl 1941. Mardin'de doğdun 41'de. Süryani bir ailenin çocuğusun. Baban Mardin'in önde gelen tüccarlarından olduğu için çocukluğun meşhur Cercis konağında geçiyor. Yani masal gibi bir evde. Babanın da isteği üzerine doktor olmak hayaliyle. Doktor olmak istiyorsun. Üniversite sınavına giriyorsun. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanıyorsun. Başarılı bir öğrencisin çünkü. Mezun olduktan sonra ilk görevine memleketin Mardin'de başlıyorsun doktor olarak. Askerlik görevini tamamladıktan sonra da akademik kariyer yapmak üzere mezun olduğun okula, İstanbul'a geliyorsun. Kısa bir süre sonra da evleniyorsun, bir aile kuruyorsun, evlatların oluyor. Baban doktor olmanı istemeseydi ne olmak isterdin? Mardin'de doğmuş, Cercis konağında büyümüş, imkanlı bir çocuk olarak. Büyük bir ihtimalle ticaretle uğraşmak isterdim. Yani halıcılık yapmak isterdim. Mardin çünkü. Mardin çocuğu. Büyük ihtimalle İstanbul'da ticaretle uğraşmak isterdim. Peki doktor olmak sana ne ifade ediyor? Doktor olmak çok kutsal bir görev benim için. Yani aslında insanların hayatlarının en zor dönemleri, hastalıklı oldukları dönemlerdir. Bu dönemlerde bizim hayatımıza dokunurlar.
Doktorluğu ben kutsallık olarak adlediyorum. Ama eğer elime bir doktorluk fırsatı verilmediyse herhalde Mardinli bir çocuk olarak ticarete girerdim. Ticarette uğraşırız. Çünkü zaten İstanbul'da çok da yani öyle bir konakta büyüsem bile İstanbul'a çok da hemen uyum sağlayamam zor olur. Ama oraları geçtik zaten. Artık doktorsun, geldin burada. Evet. Akademik kariyere başladın. Ve hızlı adımlarla da ilerliyorsun. İstanbul Üniversitesi Hastanesi'nde 1983 yılında doçent, 1988 yılında da profesör unvanını alıyorsun. Bu hastanede 91-98 yılları arasında enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, 99-2008 yılları arasında ise iç hastalıkları ana bilim dalı başkanı olarak görev yapıyorsun. Hayatını adadığın mesleğinde savunduğun en önemli unsur sağlığın parasal bir maddi karşılığı olmadığı konusu. Yani para için yapılacak bir iş değil senin açından. Bu uğurda maddi imkanı olmayan hastaları karşılıksız tedavi eden bir doktorsun. Yoksulların doktoru olarak tanınıp seviliyorsun. Bütün hastalarla eşit bir şekilde ilgileniyor. Onlara sevgiyle yaklaşıyorsun. İnsanlar kapında kuyruk oluyor, tedavi olmak için sıra bekliyorlar. Bir karşılık beklemeden insanları tedavi etmek, onları sağlığına kavuşturmak isteği, bu nasıl hissettiriyor sana? Bu daha mı güçlü hissettirir acaba? Merhametli hissettirir. Merhametli. Güçlü hissettirir. Çünkü insanlara karşılıksız hizmet etmek, hele bir doktor olarak büyük bana direkt merhameti hissettirir. Evet. Neden insan sağlığını maddi bir karşılığı olmaması gerektiğini düşünüyorsun? Yani parayla tedavi biraz canını sıkıyor senin. Kesinlikle canımı sıkıyor. Aslında benim bulunduğum topraklarda bu işler genelde karşılıksız yapılır zaten. Evet. Yani o topraklarda gece yarısı 50 kilometrelik, 60 kilometrelik yollar yola gidersin. Tepilir. Sıkıntılı yollar üstelik. Sıkıntılı yollardan geçerim. Geçersin ve o köyde sana verecekleri bir ayran ve bir tane yufka. Sıcak bir teşekkür. Sıcak bir teşekkür yeterlidir. Çünkü bulunduğumuz bölgede... Hayat böyledir. Evet. Çok çıkarcılık yoktur zaten. Evet. Şimdi sen yoksul bir ailede büyümedin. Yoksullarla nasıl empati yapabiliyorsun? Konakta büyümüş bir insansın. Yani konakta büyüdüysem, etrafı sürekli gözlemliyorum zaten. Konakta büyümüş bir çocuk olarak arazilerimiz var. Köylere gidiyoruz. O köylerden gelen işçiler var. Köylerden gelen işçiler beni zaman zaman köye davet ediyorlar. İşimiz insanla ve o insanların hayatlarını zaten yakından inceleme fırsatı bulduğumuz için de bu empatiyi çok rahat kurabiliyorum. 2004 yılında hastane yönetimi hastaları hukuka aykırı biçimde tedavi ettiğin, bak hukuka aykırı tedavi var doktor bey. Sizi uyarıyorlar, hastanenin döner sermayesini zora soktuğunuz gerekçesiyle sana ve sayende bu hizmeti sağlayan 135 doktora soruşturma açılıyor. Döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini belirten doktorlar da konuyu yargıya taşıyorlar. Ancak mahkeme yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Kısa bir süre sonra da hastane kaynaklarının sadece maddi durumu yetersiz hastalar için tedavi amaçlı kullanıldığı kanıtlanıyor. Ve dava kapatılıyor. Sadece mesleğinin gereğini yapıp insanları iyileştirirken böylesi bir suçlama ve haksızlığa maruz kalacağını hiç aklına gelir miydi? Gelirdi. Gelirdi değil mi? Kesinlikle gelirdi. Bu zaten başka yerde büyümedik diyorsun. Evet, yani. Yani topraklarda maalesef bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Evet. Bu tür bir olayın olmasının hiç şaşırmam. Sürpriz değil. Hiç sürpriz değildir. Ama bugün olsa yine yaparım. Aynısını yaparım. Karşılaştığım bu durum sende nasıl bir duygu yarattı diyeceğim ama gene aynısını yapardım diyorsun ama duyguyu soruyorum ben. İhtiyaç sahiplerine şifa dağıtmanın suç olarak görülmesi seni kırdı mı? Onu da merak ediyorum. Çok kırdı. Aslında insanların sağlığı çok önemli bir şey. İnsanların eğer bu dünyada gıdasına ve sağlığına ben destek olamayacaksam. Niye ettim o yemini? Evet. Hipokrat hem bu yemini niye ettim? Hem de bir doktor olarak böyle bir şey yapmak asli görevim olarak düşünüyorum.
Hala da böyle düşünüyorsun. Tabii ki hala da böyle düşünüyorum. Bütün bu olanlardan sonra bildiğin ve inandığın yoldan asla geri adım atmıyorsun. Elinden geldiğince herkese şifa dağıtmaya devam ediyorsun. Mesleğine aşık bir doktor olarak her hastanın öyküsünü ayrı ayrı dinliyor. Onları muayene ve tedavi ediyorsun. Tıp Fakültesi Vakfı'nın kurucuları arasında yer alıyor. Bu sayede Çapa Tıp Fakültesi'nin restorasyonuna öncülük edip eksiklerini tamamlatıyorsun. İç Hastalıkları Yardım Derneği, Türk Tıp Derneği ve Mardin Eğitim Vakfı'nı hayata geçiriyorsun. Profesör iki meslektaşınla birlikte Güncel Tanı ve Tedavi isimli bir kitap da yazıyorsunuz. 2008'de emekli oluyorsun. Ancak kendi özel muayenehanende ekonomik gücü olan olmayan bütün hastalara bakmayı sürdürüyorsun. Herkese eşit bir şekilde sağlık hizmeti ulaştırmak neden bu kadar önemli senin için? İki sebebi var. Bir kere ben varlıklı bir ailenin çocuğuyum. Yani bu benim için bir avantajdı. Bu avantajı kullandım zaten ilk başlarda. Hı. Yani herkese... kendi ihtiyacından yani, önce... almak ve vermek diye bir şey vardır. Bunu düşünerek bunu yaptım. İkincisi neydi? Hayır, şeyi soruyorum. Yani eşit bir şekilde sağlık hizmeti ulaştırmak senin için neden bu kadar önemli? Yani nasıl mümkün olduğundan öte neden bu kadar önemli? Çünkü köydeki de yani hepsi Mardin burada, miydi? Burada. Burada mı oluyor? Burada oluyor. Burada zaten çevreyi çok iyi gözlemledim. Yani sağlık bence herkese eşit dağıtılması gereken bir şey. Ayrımcılık yapılmaması gereken bir şey. Parası olana da olmuyor. Yani olmayan, imkanı olan olmayana da. Olmayan herkese bakmak istedim. Çünkü hayata böyle bakıyorsun evet, çünkü değil mi? Eşitlik olarak bakıyorum. Ve bütün insanlara da bu anlamda elimden geleni yapıyorum. Verdiğin mücadele, yorgunluk ve haksızlıklara rağmen en başa dönecek olsan yine aynı hayatı seçer miydin? Seçerdim çünkü bu benim özümde var. Niyetlerimde var, genimde var. Yani bu aslında çok da sonradan bana bulaşan bir şey değil. Bulunduğum topraklardaki gözlemlerim, eğitim alırken tanıdığım arkadaş çevresi. Değer yargıların, vicdanın, duygun, her şeyin. Hepsini bir araya getirdim. Başka bir meslekte olsan o meslekte de aynı şeyleri muhtemelen evet, yapacaktın değil mi? Bu biraz aslında kişilik ve evet, karakterle alakalı. Benim kişiliğim ve karakterim de zaten böyle. Evet. Peki tanışalım mı bu nefis doktorla? Çok merak ediyorum. Efendim geliyor. Profesör Doktor Murat Dilmener. Yoksulların doktoru olarak tanınan Profesör Murat Dilmener'in adı 31 Mayıs 2020'de hizmete başlayan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'ne verildi. Dilmener mesleğine ve hastalarına çok bağlıydı. Görüntüleme tekniklerinin yetersiz olduğu yıllarda hastanın öyküsünü dinleyerek, yani teşhis konusunda imkanların bu kadar, yardımcıların bu kadar olmadığı, teknolojinin olmadığı yıllarda fiziksel muayene yaparak koyduğu tanılar sayesinde yüzlerce insanın hayatı kurtuldu. Profesör Doktor Murat Dilmener hızlı tanı koyabilmesiyle biliniyor, tanınıyor da en çok. Yaşı gereği 2008 yılında mecburen emekli olsa da son zamanlarına kadar muayenehanesinde çalışmaya, hasta bakmaya devam etti. Hayatını mesleğine ve hastalarına adayan bir görev insanı olan Profesör Dilmener, koronavirüs salgını döneminde baktığı bir hasta dolayısıyla koronavirüse yakalandı. 38 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra ne yazık ki 3 Mayıs 2020 tarihinde 79 yaşındayken maalesef hayata gözlerini yumdu. Onun hayat felsefesini ve mesleğine olan aşkını öğrencilerine sık sık hatırlattığı şu cümleyle daha iyi anlıyoruz. Kapınızı çalanı geri çevirmeyin, derdini dinleyin, muayene edin, ilacını verin ve güler yüzle yolcu edin. Gülen yüzünüzü asla esirgemeyin. Muhteşem. Kendisini rahmetle, sevgiyle, saygıyla, minnetle bütün hastaları adına sevgiyle anıyoruz. Ruhu şad olsun, nur içinde yatsın. Çok ilginç bir şey oldu. Bu Atatürk Havalimanı'ndaki hastane değil mi?
Yeşilgöy'deki hastane bu. Evet, evet, tabii. Ben bu hastanenin önünden her gün geçiyorum çünkü Florya'da oturuyorum. Tabii. Yani hocamızın adını verdikleri hastane... Komşun. Evet, eski komşun. Evet. Kendisini sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin hocamızı. Böyle insanlar var. İyi ki de var. Yani hani şeyi hatırlayalım, o klişe cümleyi son yıllarda çok kullanıyor. Biraz da böyle insanların, evet, aslında senin gibi de tabii ki şüphesiz insanların hatırına dönüyor dünya. Şimdi sana dönecek olursak, bu hikayeden hareketle karşılıksız iyilik yapmak konusunda ne düşünüyorsun diyeceğim. Yani ben ne yaptığını biliyorum da biraz oraya doğru gidelim diye. Sence iyilik yapmak, yardımlaşmak, mazlumun yanında olmak... Hayata gelişimizin, varoluşumuzun sebeplerinden biri mi acaba? Biri, bir insan niye vardır ki? Yani bir insanın hayatta ne için hizmet edebilir başka? Benim şahsi düşüncem bu. Yani sizin etrafınızdaki insanlar imkansızsa, düşkünse, varlıkları yoksa... İhtiyaçları varsa. İhtiyaçları varsa, eğer biz bu insanları bildiğimiz halde, eğer bu insanlara... müdahale etmiyorsak ya da destek veremiyorsak, ben insanlığımı sorgularım. Yani niye varız? Bir insanın hayatta işte eğitimini alır, hayatını kurar. Onun dışında bence... Bir kariyer planı yapar. Evet, yani o kariyerde de bir noktaya geldiyse artık etrafındakileri görme zamanı gelmiştir. Evet. Aslında buna ilk akrabalardan başlamak gerekir. Öyle mi? Tabii ki. Yani herkes çevresindeki... En yakınındaki, en yakınındaki insanları desteklese... O torpil değil, değil mi? Değil. Değil. Ya çünkü yardımlaşmadan bahsediyoruz. Çünkü ben köy çocuğuyum. Yani tabii, köylerde... Geniş aileler. Evet, geniş aileler veya fitre dedikleri bayramlarda, evet, dağıtılan. Evet. Önce zaten akrabalara ve köyünüzün içindekilere dağıtırsınız. Eğer yakında o kadar fakir yoksa bu sefer uzağa geçerler. Dolayısıyla herkes kendi akrabalarından ve çevresindeki insanları doyurmaya başlamasından kastım her şey. Evet. Bence sorun daha kısa çözülür diye düşünüyorum. Şimdi şefim, dün 6 Şubat depreminin yıl dönümüydü, bugün, evet, 7 Şubat. İster istemez konu buraya gelecek. Bir kere yani hem depremi ve sonrasını, depremzedeleri unutmayalım. Hala muazzam ihtiyaçlar var orada. Hala çok eksiğimiz var. Hala yaralar sarılmadı. Hala bulunamayanlar var. Şöyle böyle. Ve senin de müthiş bir Hatay sürecin var. Evet. Biraz bu hani konuştuğumuz çerçevede buraya gelelim. Yani ben seni övmek için söylemiyorum ama Hatay'da ne olup bittiğini, senin hikayeni dinlerken hepsi bir araya gelmiş olacak konunun. Biraz bahseder misin o süreçten? Ya sen ne yaptın? Ya şöyle oldu. Aslında ben işte Galatasaray maçındaydım. Bir gece önce, evet, Galatasaray maçı vardı. Galatasaray maçına eve gittim. Uyandım. Kahveyi elime aldım. Televizyonu açtım. Deprem. İşte Malatya'da depremi gördüm ben. Altyazı, gittim lavaboya. Sonra bir geldim. İşte Malatya, Adıyaman, Maraş, Gaziantep, Adana gidiyor. Ben ağlamaya başladım. Yani ülkemin yarısı yok oluyor. Ve gelen haberler hiç iyi değil. Evet. Sonra hemen tabii ben oraya nasıl gidebilirim? Yani bu içgüdü, duramıyorum. Evin içinde dolaşıyorum. Bir şey yapmam lazım. Hiçbir şey yapamadım. Yani gidemedim o gün. Gittim Şirinevler'de, kan merkezinde, Kızılay'da kan verdim. Yani kendimi rahatlatıyorum. Duramıyorum. Beni kimse tutamıyor. Sonra işte bir arkadaşımla beraber bir araç kiraladım. Bu araçla beraber yola çıktım. Bolu'da araba motor indirdi. Bildiğin E5'in kenarında kaldım. Hmm. Sonra orada bir restorancıdan yardım istedim. Beni Ankara'ya götürmesini istedim. Yani biraz o yolum da çok maşattı. Neyse, Ankara'ya gittik. Yine duramıyorum. Diyorum ki bana sabahleyin 7'de yine bir kiralık araba bulun, bir şey bulun. Benim Maraş'a gitmem lazım. Ben tabii ilk Maraş'a gittim. Maraş'a gittiğimde... Maraş merkezine gittim. Evet. Orada Maraş merkezde tabii... Bölgeyi görünce ben film stüdyosuna zannettim kendimi yani. Yani ben böyle bir şey, böyle bir de ben çünkü 2019 Bolu depremi bizim, biliyorsunuz. Evet. Hani bizim deprem de evet şiddetliydi ama bu deprem daha şiddetliydi. İşte gittik, hemen zaten günde 60 bin kişiye çorba yapmaya başladık. Hiç durmaksızın.
oraya adımını attığında teşkilat yoktu henüz değil mi? Ben daha sonra yavaş yavaş. Şöyle oldu abi. Bir öğrenci yurduna gittim ben hemen. Benim bir arkadaşım vardı Türev. Orada zaten çalışıyordu. Öğrenci yurdunun mutfağını hemen biz aldık. Tamam. Öğrenci yurdunun içerisinde. Revize ettim. Evet, revize ettik ve imalata başladık. İşte ilk önce 50-60 bin kişiye bir hiç durmaksızın 24 saat. 50-60 bin kişi mi? Şöyle abi. Benim şimdi tabii ben oraya gittim de bir de hazırlıklı gittim. Hı. Hemen zaten yola çıkar çıkmaz. Sağa sola aramaya başladım. Tabii bir tane story attım. Dedim ki Maraş'a gelebilen gelsin. Annesinden babasından izin alabilen gelsin. Herkes. Ha, senin gelsin. Çocuklara şeylere filan. Tabii tabii. Tanın, öğrencilere aşçı yani eli bıçak tutan herkes. Şöyle söyleyeyim abi 2000 kişi filan bizim Onur vardı yanımda. Ona yazmışlar. Şimdi bu Z kuşağı filan biraz eleştiriliyor da. Yok Z yok. Kuşağı, tabii. Z kuşağı komple benim yanımdaydı. Tabii. Sonra hemen biz İstanbul'da bir ekip kurduk. İşte Demet var birlikte çalıştığımız. O burada hemen uçaklar, milleti topluyor. İşte bir taraftan arkadaşlarımız malzemeler topluyor. İşte bir ekip satın alma gibi. Yani ben kendime bir ekip oluşturdum ve orada çalışmaya başladık. 15 güne yakın orada kaldık. 15 gün sonra Islahiye'ye geçtim. Gaziantep Islahiye'ye. Oradan da Hatay Defne'ye gittim. Defne'ye? Evet, Defne'de de. Artık çok zor bir yerde. Evet. Tabii çok çok zor günler geçirdik orada. Aşağı yukarı bir aydan fazla kaldım. 32 gün civarında kaldım abi orada. Birisine o durumda sıcak bir çorba uzatmanın, karşısındakinin yüz ifadesine bakmanın sende yarattığı etki ne hocam? Müthiş. Müthiş değil mi? Ya ilk başlarda zaten böyle enkaz anında özellikle insanların yanına gittiğimizde ilk 3 gün bence zaten kıyafet falan göndermemiz lazım. Herhalde zaten enkazın altında çocukları dururken o insana verdiğiniz şöyle bir kase çorba falan yüzünüze var. Ki beni çok hani bizim programı da izledikleri için. Sıcak karşılamışlar. Çok sıcak karşıladılar. Enkaz alanında gittiğimde ben yüzü yani bana bakıp böyle hafif gülümsüyorlardı ama tabii o ciğer yanması çok bambaşka bir şey. Hı. O yüzden sahaya inmeme karar verdim. Ben dayanamadım zaten. Kaldıramayacağım diye. Mutfağı mı kapattın kendini? Abi evet. İmalat yaptım sürekli. Sonra Islahiye'de sahaya çıkmaya başladım. Sahaya çıktığımızda da tabii çok bizi yaralayan şeylerle de karşılaştık. Yani insanın varlığının hiçbir işe yaramadığını gördüm ben depremde. Yani bir tane adam, biz köylere Maraş'ta kuru gıda dağıtıyoruz. Ne dağıtıyorsunuz? Kuru gıda. Kuru kovalarla. Gıda. Evet, evet. Artık köylere yemek yetiştir. Bir üç gün, beş gün geçti. Dedi ki biz gıda gönderelim köylere. Biz yetişene kadar çünkü köyde en azından su vardır. İşte bir ateş yakılır. Evet. Tabii gıdaları gönderdik. Bir tane beyefendi uzakta bekliyor. Hmm. Dedi ki yani sana da gıda. Çekingen. Dedi ki siz niye bekliyorsunuz yani niye almıyorsunuz? Dedi ki ben isteyemem. Neden isteyemezsiniz? Ya dedi kardeşim benim işte bir fabrikam vardı yıkıldı. 6 katlı evim vardı. Bu 6 katlı evin altında 4 tane Mercedes arabam vardı. Bugün size pirinç istemeye geldim. Ya bunu gördüm. Burada hayatı sorgulamaya başladım tekrar. Ya ben çok hayat sorgulayan bir adamım. Ya düşünün fabrikası olan bir adam. Arabaları var. Sabahleyin 5:30'da adamın cebinde 10 lira yok. Veya hiçbir imkanı yok. Çaresi yok yani. Hiçbir çaresi yok yani. Telefon açıp ya bana şunu ver diyeceği kimse yok. Bunu gördüğünüz an Ahmet abi bunu her şeyi sorguluyorsun. Diyorsun ki ya yani. Boş ver kardeşim. Tabii bunun devamında beni en fazla yaralayan deprem bölgesinde hikayelerden bir tanesi bir anneyle alakalı bir hikaye. Şimdi biz 14 gün 15 güne yakın deprem bölgesinde çorba, işte mercimek çorbası yürüdük abi biz bayağı. Yani ezogelin falan lükstü. Sonra tabii gıda bulmaya başladık ama bir 15 gün hep kuru gıda işte. Kuru fasulye, işte bulgur pilavı, çorba ama artık ben... Doyurmaya çalışıyorum ama bir taraftan da imkanlarımız oluyorum. Artık story paylaşmaya başladım. Hı-hı. Story paylaşınca da firmalar gelmeye malzeme göndermeye başladılar.
Tabii biz yani orman fırça, kebap... Fırça yedin mi story paylaşıyorum diye? Yedim abi. Yemişsindir. Reklam yapıyorsun dediler. Ha. Ben de karşında şöyle... Sen de yardımlaşmaya çalışıyorsun, malzeme getirtmeye çalışıyorsun esasen değil mi? Evet, ben de onlara dedim ki siz de reklam yapın. Yani bana reklam yapanlara dedim ki, reklam yapıyorsun diyenlere dedim ki lütfen reklam yapın, buraya malzeme gelsin. Bırakın size reklam yapıyor desinler. Evet. İşte tabii sonra malzemeleri getirmeye çalışırken orman kebaba falan geldik biz artık. Ha. Yani tezgahta artık mutluyuz. Mercimekten. Mercimekten, kuru fasulyeden kurtulduk ama emin ol. Böyle bu orman kebabı vereceğimiz gün, yani ben şefim yüzümüz ya. Yüzümüz gülüyordu. Ya ben ne yemekler yaptım Ahmet abi. Yani o gün orman kebap vereceğiz ya, biz mutfağı gör. Mutluluğu gör. Üzülüyoruz, yanıyoruz falan ama bambaşka bir şey orada olmak, göz göze bakmak, o insanlara dokunmak. Bu çok uzun bir süreç. Hala sonuna gelmiş değiliz. Değil. Yani Hatay'ı, Adıyaman'ı, Kahramanmaraş'ı, Defne'yi, Malatya'yı tekrar ayakta görmeden ki o gün de kayıplarımız telafi olmayacak. Evet. Yani, fiziki olarak ayağa kalktığı zaman ki oraya da daha çok var. Hiçbir zaman telafi olmayacak, telafi edilemeyecek bir yara açıldı. Ama böyle bir süreçte insanlara böyle dokunabilmek hem çok büyük bir vefa ve iyilik hareketi hem de çok ibretlik bir, tabii hepimiz oradan çok ders çıkıyor. Bir İstanbul depreminde neler olabileceğini tahayyül edemiyoruz henüz. Evet. Bir Hataylı, bir Maraşlı Adıyaman'ı çok iyi tahayyül eder, çok iyi bilir. Ama biz hala bu konuda korkumuz var, kaygımız var. Ama hiçbir önemli ama bir bilgimiz yok hala. Hala bir. Yani ben mesela orada çok görüntüler çektim böyle. Yani Hatay'ı 7 dakika çekebildim ama ben 7 dakikadan sonra koptum. Yani o kadar bir yıkım vardı ki Hatay'ı 1,5 saatte çekebilirdik. Evet. Ya şöyle bir şey vardır. İnsan doğduğunda anneden bir damla süt için ağlarmış. Ölürken de bir yudum su için ağlarmış. Yani orada bir yudum suyun filan değerini anlıyorsun. Çok kendinle muhasebeleşiyorsun. Ben mesela o 15 gün sonra geldim İstanbul'a. Yani depremden 15 gün sonra gelmedim. Bir ara yaptın galiba. Döneyim dedim. Ha, döneyim dedim. Geldim. 2 gün durdum. Gene gittim. Tekrar gittim. Gene gittim. Tekrar gittim çünkü... Ya orayı yaşamayınca bilmez. Özellikle şimdi İstanbul depremi ya da başka bir ilde olacak depremi tahayyül edebilmek için tabii ki herkesin gidip orayı yaşama şansı ya da yok, yaşasın demiyorum ki. Ama kolay değil. Evet. Hiç kolay yani değil. Görenle görmeyen bir değil değil mi? Bir değil abi çünkü varlığınla yokluğun ya da varlıklılığınla, doğru kelime mi kullanıyorum? Doğru, varlığınla evet. Yokluğun evet. 30 saniye, 60 saniye falan. İnce bir çizgi değil mi? Ya evet. Oradasın ya buradasın. Birdenbire öbür taraftasın. Yaptıkların için kendi payıma birçok kişiyi de temsilen söyleyeyim. Tabii ki şükran duygusuyla doluyum. Ve bir yandan da işte tekrar hatırlayalım. Bu işler bitmedi. Abi bitmedi. Bitmedi, bitmez de. Gözümüz, kulağımız, kalbimiz deprem bölgesinde olmak zorunda. Ve burada da tedbir, buralarda, diğer yerlerde de süratle tedbir almak zorundayız. Bilmiyorum buna galiba çok uzağız şu anda ama. Yani bu program Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Bu program vesilesi şunu da söyleyelim. Şimdi mesela depremde her şey göndereceğimiz, tabii ki bunlar çok önemli. Gıdadır, battaniyedir vesairedir. Mesela biz deprem zamanı bir tane çocuğun kulaklığı, duyma kulaklığı kırılıyor. Biz yani şimdi herkesin derdi kendine göre. Öncelikleri farklı değil mi? Tabii ki. Mesela evet. Orada işte kalp pili olan ihtiyacı olan insan var. Yani buradaki bizim milletimiz çok büyük bir millet. Yani deprem zamanı gerçekten herkes oraya hücum etti. Herkes elinden geleni yaptı. Hı. Ama yani oradaki dertler sadece gıda, konaklama değil vesaire değil abi. Hastalığı var, bilmem ne var. Tabii. Ya bir şey söyleyeyim mi? Mesela kadınlar depremde. Acayip en çok çileği yine onlar çektiler. Çamaşır yine onlardaydı. Çadırı toparlamak yine onlardaydı.
korkunç hijyensizlik koşullarında çoluğunu çocuğunu ailesini toparlamak o çocuklara konudaydı. Mesela şöyle bir şeyle karşılaştık. Orada ya şimdi orada Anadolu adamında şöyle bir şey vardır. Anadolu erkeğinde yani isteme diye bir şey yoktur. Mesela bize yemek istemeye falan gelmiyorlardı. Kadınlar geliyordu. Kadınlar geliyordu. Ben de kızıyordum. Yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz kardeşim? Depremememişiz artık bunda. Bir de yani bütün aileye götürecekse ağır taşınacak evet, aslında değil yani mi? Özellikle buradan onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Türk kadınları her yerde işin cefasını çekenler. Depremde de yine. Tüm dünya kadınları. Tüm dünya kadınları. Yani. Kadın başka bir evet. güç taşıyor. Yani Allah başımızdan eksik Amin. Etmesin onları. Böyle ağır bir tarafa girince bazı sorularım düşer gibi oldu ama sonra dönemem diye sormak istiyorum. Bu konuya birazcık ara vermiş olalım. Ya gastronomi ile ilgili sana bir şey sormak istiyorum. Mutfağın bilimle bir ilişkisi olduğunu açıkça söyleyebilir miyiz? Bir bilim denebilir mi gastronomi? Tabii ki denilebilir. Yani gastronomi zaten biz şöyle söylüyoruz. Yani şimdi aşçılıkla gastronomiyi karıştırmamak lazım. Bana gelen çocuklara ben diyorum oğlum aşçı olacaksınız veya kızım aşçı olacaksınız gidin 2 yıllık okuyun gelin. Hı. Ama gastronominin bilimini yapacaksanız. Sen çünkü anatomi bilgin falan var. Evet. Eğitimin var yani. Onunla i̇nsan alakalı bir eğitim. Evet. Sindirim sistemi. Sindirim sistemi. İnsan evet. anatomisi üzerine çok özel bir eğitim aldım. Şimdi mutfak bir bilim. Çünkü mutfakta aslında matematik var. Doktorluk var. Bileşenler var. Bileşenler var. İnsanın işte karbonhidrat kalori değerlerini belirleme var. Hı. Biz bir tabağı belirlerken bunları denge, göre belirliyoruz. Denge gözetiyorsunuz değil mi? Umami var, lezzet umami var. Var evet. Bunların hepsi zaten bir bilim. Bize bir toptan bir iyilik yapar mısın? Tabii. Umami'yi bir abi, kısa bir bize herkes bilsin artık. Abi umami şöyle bir şeydir. Yani tatlı, ekşi ve tuzlu. Acı da. Şimdi bunların hepsinin bir araya gelmesine biz umami diyoruz. Yani yemeğin umamisini. Bir lokmanın içinde değil tabii, mi? Tabii bir lokmanın içerisinde. Dolayısıyla bir tabağın umamisi yani dengesi çok önemlidir. Ve bu zaten tabağın lezzetli hale gelmesini sağlıyor. Umami bir yerden alabileceğimiz bir şey değil yani. Değil. O abi yıllara ait bir şey. Peki doktor olmak sana ne ifade ediyor? Doktorluğu ben kutsallık olarak adlediyorum. Hayatına adadığın mesleğinde savunduğun en önemli unsur... Sağlığın parasal bir maddi karşılığı olmadığı konusu. İnsanlara karşılıksız hizmet etmek hele bir doktor olarak merhamet hissedir. Sizi uyarıyorlar. Hastanenin döner sermayesini zora soktuğunuz gerekçesiyle sana ve sayende bu hizmeti sağlayan 135 doktora soruşturma açılıyor. Böylesi bir suçlama ve haksızlığa maruz kalacağın hiç aklına gelir miydi? Gelirdi. Gelirdi değil mi? Kesinlikle gelirdi ama bugün olsa yine yapardım. Aynısını yaparım. 2008'de emekli oluyorsun ancak kendi özel muayenehanende ekonomik gücü olan olmayan bütün hastalara bakmayı sürdürüyorsun. Sağlık bence herkese eşit dağıtılması gereken bir şey. Tüm insanlara da bu anlamda elimden geleni yapıyorum. Yine aynı hayatı seçer miydin? Seçerdim çünkü bu benim özümde var. Profesör Doktor Murat Dilmener, hayatını mesleğine ve hastalarını adayan bir görev insanı olan Profesör Dilmener, 3 Mayıs 2020 tarihinde 79 yaşındayken maalesef hayata gözlerini yumdu. Doğayla aran nasıl ilişkin? Yani... Uzun zamandır değil abi. Ha öyle mi? Yani köyde büyüdüğüm için zaten çocukluğumuz hep doğada geçti. Bolu'yu kastediyorum. Bolu'yu kastediyorum. Bolu'da zaten biliyorsunuz her yer yeşillettir. Evet. Ama son dönemde çok acayip şehirleştim. Şimdi biraz Bodrum'dayım ama şehirleştim. Yani şehir hayatında ne kadar boğuldum doğayla artık, meşgulsem evet. o kadar meşgulüm yani. Balkondaki çiçekler bizi kesmiyor. Peki mesleğinin doğayı dönüştürmek, değerlendirmek konusunda bir etkisi var mı senin mesleğin? Hemen yani biraz sıfır atığı falan da kastediyorum. Senin evet. çok düşkün olduğun şeyler. Çok düşkünüm yani, abi ona. Evet. Çünkü doğayı etkiliyor işte bu kesinlikle yani. Kesinlikle etkiliyor. Şey yapıyoruz, harcıyoruz. Onun için bir mücadelemiz var. Programda da yapıyoruz biliyorsunuz. Kompoze falan. Evet. Evet, özellikle kooperatiflerle alakalı çalışmalarımız var. İşte kompost yaymaya çalışıyoruz şu anda. Evet. Bunların nasıl stoklanacağı, nasıl gübreye döneceği bununla ilgili her programda bir şeyler anlatıyoruz. Ama dünyadaki gıda krizi bazıları şey evet. söylüyorlar, komple teorisi falan diyorlar da
gelsinler onu bana söylesinler. Yaşayan biri olarak ben aynı zamanda çiftçi çocuğum ve şu an tarla ekiyorum Bolu'da. Evet. Yani bizim mesela Anadolu'daki gıda verimliliği nasıl ölçülür biliyor musun abi? 1'e 7 veriyor, 1'e 9 veriyor, evet. 1'e 10 veriyor. Evet. Mutlaka bilirsin. Evet, evet. Yani o 1'e 7'ler falan şu anda yok. Yok değil mi? Çok tabii daha 1'e 4'lere falan düştü. Ya işte bu gıda krizi... Tohum meselesi falan. Ata tohum meselesi var. Evet. Peki şeye gene döneriz yeri geldiğinde şeye geçeyim. Zor, imkansız. Sende ne uyandırıyor bu kelime? Var mı öyle senin hayatında zor, imkansız? Hadi zor vardır da imkansız var mı hayatında? Yani imkansız... Sever misin zoru, imkansızı? Abi hep öyle geçti ya bizim hayatımız. Yani zor ve imkansızlar üzerine bir çalışma yaptığımız için. Benim için zor ve imkansız bir şey çok istedikten sonra yoktur. Yoktur. Yani o zaman biraz çünkü bir motivasyon şeyidir de değil mi? Onu yapmak imkansız dedikleri zaman hemen dişin kaşınmıyor mu? Saldırırsın. Başarmak için inat ve inanç gerekir mi? Bu iki kavramla kesinlikle. İnançlı olmak lazım bence. Ya inatlaşma bazen başarıya götürmeyebilir. Buradaki inatı biz sürdürme iradesi olarak yorumlarsak olur herhalde. Evet olur. Yani evet. İnanç ve sürdürülebilirlik olur. Sürdürülebilirlik evet. İnanç. Ya bırakmama. Peki. Hoşça kal sevgili şefim. Yine görüşürüz. Teşekkür ederim. İkinci hikayeme giriyorum. 1959'da Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki Şahinler Köyü'nde doğan birinin yerine geçmeni istiyorum. Tamam. Çocukluğun köyde üç kardeşin annem ve babanla birlikte kerpiç bir evde geçiyor çocukluk. Köyünüzün hemen yanından geçen Kızılırmak Nehri var. Çocukken tanışınca Kızılırmak'la doğayla yakın bir ilişki kuruyorsun. Küçüklüğünde ırmakla taşınan ağaç ve dal parçalarını topluyor, eve götürüyorsun. Ailen eve getirdiğin ağaç parçalarını ısınmak amacıyla yakmak üzere kullanıyorlar. Yani nehrin taşıdığı şeyler. Kimse sana bir şey söylemediği halde o yaşta ırmakla taşınan ağaç parçalarını neden toplayıp eve getiriyorsun? İhtiyaç var, yok çünkü evde. Çocuk olunca bunları bilmeyecek miyiz? Biliyoruz işte diyorsun. Evet, ha. Yani evde yoksa aklına ilk gelen şey o annemin zorla topladığı şeyleri kendim. Bir nevi ben de yardımcı olmak istiyorum. Çünkü onun çektiği sıkıntıyı görüyorum. Bir de evde yok. Hangisi daha çok cezbediyor seni? Ağaçlar mı, su mu? Hangisi daha iyi hissettiriyor sana? Su. Su mu? Su daha iyi hissettiriyor. Çünkü su olmayınca öbürü yok değil mi? Evet. İlkokul ve liseyi bitirdikten sonra memur olarak çalışmaya başlıyorsun. Memuriyete giriyorsun. Bu süre zarfında evleniyorsun. İşte bir aile kuruyorsun. Evlatlar oluyor. Mesainden ve ailenden arta kalan bütün zamanını Kızılırmak kıyısında geçiren bir adamsın. Doğayı ve suyu çok seviyor, kendini çok iyi ve huzurlu hissediyorsun. Kızılırmak zamanını geçirdiğin güvenli bir alan. Kızılırmak'tan her türlü besleniyor, ruhunu dinlendiriyorsun. Kıyıya taşınan elmaları evine götürüyorsun. Aynı zamanda burada balık avlıyorsun. Bir taraftan da yağmur ve ırmakla taşınan ağaç dallarını, biriken çöpleri temizliyorsun. Onu da iş edinmişsin. Zamanla bu durum düzenli olarak yaptığın bir faaliyete dönüşüyor. Yılların bu şekilde geçiyor. Doğaya karşı neden bu kadar hassassın? Köyde büyümüş olmanın belki bir ilgisi var desek doğru mudur? İçinde oluşan bu tutkunun sebebi ne? Güçlü bir bağ Kızılırmak'la, bilhassa Kızılırmak'la. Birincisi çok arkadaşlarım yok. Kendi kendime orada oyalanmak istiyorum. Hem suyu seviyorum, hem doğayı seviyorum. Aslında hem de onlardan faydalanıyorum. Eve bir faydan oluyor. Eve bir faydam oluyor. Çok arkadaşım olmadığı için orada zaman geçiriyorum, düşünüyorum. Bir yetişkin olarak yalnız mısın yani? Kızılırmak mı arkadaşın? Evet, Kızılırmak arkadaşım. Çünkü etrafımda çok kimse yok. Evimizde biraz uzakta. Karın, çoluğun, çocuğun dışındaki zamanı orada geçiriyorsun. Emekli olana kadar hayatının önemli bir bölümünü Kızılırmak'a adıyor. Bir adanmışlık var artık. Ulaşabildiğin her köşesini temizliyorsun. Tabii bu arada ırmağa atılmış olan tuhaf eşyaları da buluyorsun. Getiriyor o. Güçlü bir şey Kızılırmak. Irmak'la yani. Zaten çok güçlü bir bağım var. Var, evet. Bir kısmını geri dönüşümle gelen eşyaların değerlendiriyorsun. Atılacak kısımları ise doğadan arındırmış oluyorsun. Hani çöp olmamış oluyor. Atık olmaktan çıkıyor. 2010 yılında
51 yaşında emekliye ayrılıyor ve o günden sonra bütün vaktini Kızılırmak'ı temizlemeye ayırıyorsun. Kendine özel kıyafetler ve botlar alıp ırmaktaki bütün atıkları gönüllü olarak toplamaya koyuluyorsun. Yaptıklarının ne kadar faydalı olduğunu görenler de sana destek olmaya başlıyor. Doğaya karşı olan hassasiyetini hem çocuklarını hem de çok sevdiğin torununa aşılıyorsun. Doğanın korunması senin için neden bu kadar önemli? Çünkü o ırmak, o ırmağın geçtiği her yerde ırmak bir kere her yeri bereketlendiriyor. Balığıyla bereketlendiriyor. Sulamasıyla kendisiyle. Evet. Benim için o ırmak çok değerli. Aslında yaşadığım topraklarda, yaşadığım toprakların her zaman için canlı kalmasını sağlayan, aslında bize hayat veren bir yer Kızılırmak. Yaşam döngüsünün çok kuvvetli bir parçası yani. Dolayısıyla oraya zaten bir sahip çıkma hissim var hep. Bu yüzden. Vazife gibi değil mi? Vazife gibi benim için. Yani oradaki ormanları nasıl koruyorsak Kızılırmak'ı da o kadar iyi koruyoruz. Çünkü her şeyimiz Kızılırmak bizim. Peki bu bir yandan ruhunu da arındırıyor olabilir arındırıyor. Mi? Arındırıyor. Dinlendiriyor. Evet tabii. Çünkü huzur veriyor. Evet. Temizlemek öyle bir şey biraz değil mi? Kesinlikle. Yani bir yeri temizlerken aslında içimizi, kafamızı, ruhumuzu da temizliyoruz. Motive oluyoruz. Motive oluyoruz. Rahatlıyoruz. Hayırlı bir iş yaptığımızdan eminiz. Tabii ki. Herkese faydalı. Vicdanı da dinlendiren bir şey diye. Peki ailen, çocukların ve torunların onların verdiği sevgi sana yetmedi mi? Sen aşkı Kızılırmak'ta mı buldun acaba? Ya onların verdikleri sevgi bana fazlasıyla yetiyor ama oraya karşı bir bağım var, bir tutkum var ve ondan bir türlü vazgeçemiyorum. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Hepsinden önce Kızılırmak vardı. Evet, hepsinden önce Kızılırmak vardı. Çocukluk arkadaşın o senin. Yani o bir aşkımız bizim. Evet, aşkımız. Peki bu doğa insanıyla da tanışalım mı? Çok merak ediyorum. Efendim geliyor. Çetin Gökşen beyefendi bu. Nevşehir'de memur emeklisi Çetin Gökşen, Kızılırmak'a atılan çöpleri toplamak için yıllardır gönüllü çaba gösteriyor. Çevre kirliliğine dur diyebilmek için tek başına büyük bir mücadele veriyor. Çetin Bey kendini şu cümlelerle ifade ediyor. Ömrümü Kızılırmak'a verdim. Benimki bir aşk. Emekli olmadan önce gelir, temizlik yapardım. Bunu çevremdekiler bilir. Sonra da tüm ırmak boyunu temizlemeye başladım. Kızılırmak benim için candır. Buranın olmadığını düşünsek Nevşehir yarım kalır. Balık yiyemezdik. İnsanlar izlemeye gelemezdi. Eşim önceleri tepki gösteriyordu. Her gün temizlikten sonra kıyafetlerim batmış şekilde eve dönüyordum. Sonraları mecburen müsaade etti demiş. Çetin Gökşen'in hikayesi Selçuk Üniversitesi öğrencileri tarafından belgesel olarak da çekilmiş. Az önce de söylemiştim, aşk ve bizim her şeyimiz demiştim. Evet. Yani çünkü öyledir. Yani Bolu'da da göllere sarılırsın. Tabii. Ve o çamlara çok değer verirsin, ormana çok değer verirsin ki Anadolu'da şöyle bir şey vardır abi. Köylüler ormancılardan fazla korurlar doğayı. Dolayısıyla gerçekten... Çetin onu Gökşen, iyi anladım. Evet, evet, iyi anladık. Tebrik ediyoruz. Çok önemli bir şey. Bu sivil gönüllüler çok müthiş bir rol model. Aslında çok herkes insan için, var abi. Çok var, tabii. Böyle tabii. Çetin Bey gibi çalışan çok insan var. Ama öğrenci arkadaşlarımız bunu gündeme getirdikleri için ve sen onları bunu da, gündeme evet, aldığın için çok teşekkür ediyoruz. Biz zaten daha çok bu insanların peşindeyiz. Harika. Yani sadece başlarına talihsizlikler gelmiş insanların değil... Her koşulda mücadeleye devam eden bu güzel insanları da biz takip etmeye, kovalamaya çalışıyoruz. Çetin Gökşen'e sağlıklı, uzun, Kızılırmak'tan hiç uzak kalmadı. Aşkı, bir ömür Kızılırmak diye, aşkı bitmesin. Kızılırmak aşkı bitmesin. Senin tutkun da yemek ve mutfak. Evet. Gastronominin doğayla nasıl bir ilişkisi var? Onu da birazcık konuşalım. Ya gastronomi zaten doğa demek. Evet. Yani doğa olmazsa gastronomi olmaz. Sebebi çok basit. Doğa ortadan kalktığı zaman zaten yemek yapamazsınız. Ama doğada sağlıklı ve kaliteli
ürünler bulmak da gastronomi için çok değerlidir. Çünkü bizim hayatımızdaki tek şey aslında üründür. Biz hep ürün konuşuruz. Yani sizin iyi ürününüz yoksa iyi yemek yapma şansınız neredeyse yok. Yani çürük bir domates sürekli çürük veya sürekli lezzetsiz bir domates varsa sizin şefliğinizin hiçbir anlamı yok. Onu da değerlendirirsin sen, Allah bilir. Ama yani bu hep çekilecek tabii bir şey ki. Değil yani. Evet. Yani bu lezzet mesela aroma meselesi bizim için çok değerli ya. Yani kütür kütür bir erik. O eriklerin o ekşisi yoksa, evet, yemeğe o ekşiyi geçiremiyorsak zaten sıkıntı var demektir. Dolayısıyla doğa, gastronomi, insan. Çetin Bey'in Kızılırmak'la olan aşkı gibi bir aşk olduğunu söyleyebilir miyiz mutfakla aranda? Kesinlikle. Var değil mi? Yani mutfak benim tutkum ilk başlarda. Çünkü hocam çok zor bir yer olduğunu biraz tahmin ediyoruz. Yani bu biraz şey gibi, hani bazı felaketlere uzaktan bakmak, konuştuk ya, bambaşka bir şey, içinde olmak bambaşka bir şey. Biz biliyoruz mutfak zor bir yer. Hatta cehennem diye de evet, zaman cehennem zaman adlandırılır. Ama işte o cehenneme aşık olanlar var. Ben aşığım. Evet. Çünkü bir mutfak benim hem tutkum hem hayattaki geçim kaynağım, hı hı, hem de karnımı doyuran. Evet. Yani bizim ailemiz. Bir varoluş, varoluş şey, biçimi için, artık. Evet. Mutfak benim olmazsa olmazım. Ama mutfak. Şimdi ben mesela programda falan bazen böyle çıkışlar yapıyorum. İzleyicilerimiz diyorlar ki ya sen bunu kendi mutfağında yapıyor musun? Beş fazlasını yapıyorum. Tabii. Benim iş tutuş şeklim bu. Çünkü bir servis düşünün. Akşam saat 7. Size 150 kişilik bir rezervasyon yapılmış. Hı. Bunların bütün misafirlerde genelde 7 ile 8 arası zaten gelir. Hı. Benim... Bir de ben mesela benim gibi sabırsızlar var yemek yerken. Yani ben girdiğim an restorana o amuspüş gelecek, o ekmek gelecek, bir bardak soğuk su koyulsun, ben beklemeye razıyım. Biraz halden anlama kısmına döndük değil mi? Evet. Aç adamın halinden anlamak tabii lazım. Tabii ki. Ben esnaf belgeselini çekerken bir tane esnaf lokantası sahibi İlahiyat Fakültesi'nde dekan bir hocamız Balıkesir'de, yav diyor bu açlık ne menem bir şeyse insanı diyor insanlıktan çıkarır. Dolayısıyla aç insanı. Hele ben şeker hastası olduğum için hiç gayet tabii iyi hemen anlıyorum. Lazım. Ben söyledim zaten. Yani. Bana restorana girerken hemen ağzıma bir lokma daha kapıda. Şeyin yanından, dumanın yanından geçerken daha tabii hemen bir şey sunulması lazım. Dolayısıyla 150 tane aç insan var. Tabii. Ve bu insanlara bizim anında sıcak ekmek, soğuk su, amuspüş verip. Her biri kendisi için en önce tabii ki, önüne hepsi, koyulması gereken kesinlikle açlıkta değil mi? Yani o 150 kişinin hiçbiri kendini dördüncü sırada falan görmez. Evet. Ve anında onların hepsine servis gitmesi gerekir. Ve siz o stresle, o görüyorsunuz yani 150 kişi oturuyor. Bunların bir an önce bir şey göndermem lazım benim. Çünkü bu insanlar bir de para ödüyorlar. Yani evde annemize yaptığımız cilveyi yapamayız. Yapamayız tabii. Yani çünkü bize gelenler para ödüyor. Empatinin de böyle zorluğu da var. Yani sen her bir müşterinin o anda ne hissettiğini ediyorum, çok iyi bildiğin için mutfakta cehenneme dönüyor tabii. Bir şey daha var abi bak. Mesela ben restoranda hep çocuklara toplantıda şunu söylüyorum. Şu an dışarıda bir ay boyunca para biriktirmiş. Evet, evet. Tabii. Bir öğretmen tabii Mehmet Şef'in restoranına gelmiş olabilir. Eşini almış gelmiş. Bir de eşlerle ilgili yani hanımefendilerde şöyle bir sorun var. Ben eskiden Kars'ta restoran çalıştırıyordum. Şimdi Mehmet Şef'e gideceğiz diyor. Tamam diyor. Şimdi abi Avrasya'da trafik kilitleniyor. Tabii. Biraz yağmur başladı. Tabii. Bu sefer hanımefendi konuşmaya başlıyor. Ben sana gitmeyelim demedim mi? Ne işimiz var karşıda? Şimdi adam gerilmeye başlıyor. Bir şekilde kendini restorana atıyor. Atıyor. Sonra bizim kapıdaki vale... Ben şu an yine empati yapıyorum. Vale adamın yer göster, yengenin kapısını da açmıyor. Adama yer de göstermiyor. Diyor ki buranın diyor valesi de böyle. Sonra içeri geliyor, masayı göstermiyorlar. Veya restoran soğuk, ki ben soğuk restorandan nefret ederim. Restoran soğuk. Adam oturdu. Lokma da geç geldi. Lokma da geç geldi. Bitti gece. Şimdi bizim yemekten önce zaten eşi kocasını yiyor. O da bize yansıyor. Ya da adam karısını yiyor. Adam karısını yiyor. Evet. O da bize yorum olarak geliyor ve biz müşteri kaybediyoruz. Doğru.
Peki senin için en büyük aşk mutfak mı, baba olmak mı? Üç evlat var. Evet. Emre, Utkan ve Sude. Evet, baba olmak. O, o daha başka bir duygu. Hay ağzına sağlık. O kadar korktum ki mutfak diyeceksin. Yok abi, o kadar da değil. Çünkü ya o bir has. Tabii. Yani onların yetişmesi. Kaç yaşlarındalar şimdi? Emre 95'li, Sude 2002'li, Utkan 2003'lü abi. Anladım. İşin zor. Yani en çok eşinin işi zor da evet. Senin işin de kolay değil. Sen nasıl bir çocuktun? Çocukluğunu güzel yaşayabildin mi? Abi, Bolu doğa filan ama tabii. Ya şöyle ben. Babanız şef acaba? Yok, amcam şef. Amca. Babam çiftçiydi. Çiftçi. Ya şöyle ben öyle amca, doğru. Sıkıntılı bir çocukluk yaşamadım. Yani bizim işte hayvanlarımız vardı. Tarlalarımız vardı. Çiftçilik yapıyordu. Amcamın esnaf lokantası vardı zaten. Silivri'de çalıştıyordu. Ben kendi kendimi sıkıntıya soktum biraz. Yani ben 11 yaşımdan sonra hiç kimseden bir kuruş para almadım. Yani hayatı kendi ayaklarım üzerinde devam ettim. Etmeye çalıştım. Onlardan zaman zaman destek almışımdır. Ama mutsuz bir çocukluk geçirmedim abi. Sıkıntılı bir çocukluk. Yani çalışarak sıkıntılı, kendi kendime sıkıntı yaptım. Çünkü İstanbul'a geldiğimizde biz bekar evlerinde kalıyorduk. Ya da Antalya'ya gittiğimizde tabii. Bekar evlerinde kalıyorduk. Mutfak hayatının, mekancılığın evet. Bir parçasıdır bu. Ya mesela ben İstinye'de bir yerde çalıştım abi. Onu hiç unutmam. Orada böyle bayağı bildiğin bir kömürlük. Tabii. İşte onun yanında bir yatak falan, öyle geçti yani oralar. Ben garsonluk yaparak başladım. Ama tabii biz daha şanslıydık. Ben hani akşam evime gidebiliyordum en azından. Fakat bu birlikte hani koğuş düzeni falan insanı bitiren bir şeydir. Çok zor bir şey. Allah hepsine sabır versin o arkadaşların. Eşini niye hiç tanımıyoruz, görmedik bir yerlerde? Ya eşim şöyle, aslında çok bir yerlerde görünmeyi tercih eden bir insan değil. Belli ki. Emre'nin eşiyle beraber güzellik salonu çalıştırıyorlardı. Ya bu çok soruluyor. Ya gerçekten özellikle kendisi tercih etmiyor. Aslında biz çıkarız, gezeriz. Ben saklamıyorum konuşuruz. Diyorsun. Yani. Asla. Yani sosyal medyayla falan o kadar çok ilgili değil. Kendi bir arkadaş çevresi var. O arkadaş çevresiyle ilgili vakit geçirmeyi seviyor. Hatta bana sosyal medyadan da çok soruyor. Yani niye çıkarmıyorsunuz, niye görünmüyor diye. Ya o konuda bir baskı yapamayacağım yani. Herhalde canım. Dolayısıyla bir de son dönemde bu sosyal medyada bizim sürekli küfür yediğimiz için abi. Bir daha söyle. O dayanamıyor. Ha, sosyal medyada biliyorsun yani. Ben mesela orada da yani senin programı başka bir yere getiriyorum da. Yok yok, soruyorum. Ya orada güzel. Mesela çocuğundan çıksın diyen var. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ne diyen? Çocuğundan çıksın. Ya bir yarışmacı eleniyor ya. Ha anladım. Bu yorumlardan da eşim çok rahatsız Allah aslında. Allah. Ya diyor ki iyi ki diyor hani bu sosyal medyada bu kadar aktif değilim. Herkese ben cevap verebilirim. Hmm. Dedim ki iyi ki değilsin. Hmm. Ya bizim işimiz bu. Bizim seyircimize karşı saygımız evet, tabii son. Canım. Raconu bu yani. Ama işte bazen böyle ciddi büyük eleştirilerde de ben bu sefer düşünmeye başlıyorum. Ya bir yarışmacı elendi diye niye bu kadar vuruluyor? Evet. Onu anlamış değilim. O biraz rahatsız ediyor beni. Evet. Peki anne güzel yemek yapar mıydı? Annem acayip güzel yemek yapar. Amcan mı, annen mi? Annem. Öyle mi? Abi her şefin aslında her öğretmeni, ilk anne, öğretmeni annesi. Yani. Şimdi anne eli diye bir şey var. Ben bunu zaten genetik bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya ispatlayamam. Hı. Anne sütüyle, bu benim şahsi fikrim. Bilim adamlarına bir gün gelirse sorarsan sevinirim abi. Ha onu biliyorum evet. O söylediğin yani şey o önemli. Bir anne, mesela Adanalı bir anne acı tükettiği için çocukları acı seviyor. Sütten o ben bunu böyle sorduğumda böyle. Her bölgeye göre, Karadeniz'deki çocukların hepsi gerçekten mısır ekmeğiyle yoğurt yerler. Egeliler zeytinyağsız ve sebzesiz hiçbir şey yiyemezler. Bunun bence sebebi şu. Biz annemizi emerken anne sütünden aldığımız aromalar damağımızda ve dolayısıyla hafızamızda kalıyor. Evet. Ve bizim beslenmemiz buna göre şekilleniyor. Evet, tabii. Bunun aksini görmedim ben daha. Peki kaçamazsın, babandan da bahsedeceğiz. Evet. Niye hiç bahsetmiyorsun? Çiftçi diye mi? Babamdan niye hiç bahsetmiyorum? Babamdan çok bahsettim. Öldükten sonra çok bahsettim. Hmm. Çünkü ondan önce benim için bir ukdedir. Yani babamla ben çok zaman geçiremedik. Çok küçük başladın değil evet. Mi şeye? Yani, çıraklığa, amcanın yanında herhalde. Evet, amcamın yanına çıraklığa gittim. Ondan sonra farklı tesislere
uzaklara, otellere, uzaklara gittim. Babamla toplasanız 3 sene anca geçirmişimdir ya da 4 sene. Ah. Orada hep bir böyle işte bayramlarda, senelik izinlerimde vesairede babamla birlikte oldum. Dolayısıyla bir şey itiraf edeyim abi. Ya diyordum ki babam öldüğünde acaba hani üzülecek miyim? Çünkü çok az zaman geçiririz. Onu çok severdim içten içe. Ama dedim ki yani çok az zaman geçirdiğim için ve uzak kaldığımız için babamla ilgili üzülür müyüm diyordum. Öyle değilmiş abi. Yandın değil mi? Hem nasıl yandım? Çok özlüyorum. Yani ben babamı bu kadar özleyeceğimi bilseydim, babama daha çok sarılırdım, daha çok koklardım. Mesela onunla bir yemek yapardım, daha çok zaman geçirirdim. Bu benim için çok kötü bir travmadır. Yani şefim, babamınla ilgili kendimi suçladığım şey şu. Bir insan aile büyükleriyle alakalı ne kadar çalışırsa çalışsın, niye zaman fazla ayıramaz? Bunu da depremde anladık. Dolayısıyla babam öldüğünde üzülür mü? Üzülür müyüm diye düşünen Mehmet şu an rüyasında görmek için yalvarıyor. Bu benim için ayrı bir hukuktedir abi. Çok büyük bir hukukçuydu rahmetli Faruk Erem, profesör. Onun çok güzel bir oyunu vardır. Oyunda şöyle der. Babası ölmeyen erkek yarım erkektir. Ancak babanız öldüğü zaman erkek olursunuz. Bu çok derin bir cümledir. Yani uzun konuşma şansımız yok şu anda ama galiba dünyanın en azından bu tarafında, doğusunda hepimizin hikayesi, baba oğul hikayeleri hep birbirine benziyor. Hep bir eksik, hep bir yarım kalmışlık, hep bir tamamlanmamışlık. Hep çok özlemek ama yeterince doymamış olmak galiba hepimizin neredeyse yani ortak şeyi. Mesela, evet. Kokusun. Kesinlikle. Yani o baba kokusu diye bir şey var ya. O kokuyu kimse de bulamıyorsun abi. Yani o baba kokusu başka bir parfüm. Yani bu baba kokusu aslında nasıl bir şey tarif edeyim mi? Biraz ter. Biraz kumaş kokusu. Biraz toz kokusu. Çünkü baba şeydir ya. Yani hep böyle bir anne kazarak de getirir de. Yani o kazanması lazım, kazıması lazım. Kazıması lazım. Yani hiç parfümlü bir baba kucaklayamadım ben yani. Hemen başka bir soru bulmam lazım. Deniz'le olan ilişkine gelelim mi? Şey, Lata gibi kitabım var yani Deniz'den diye. 2001 yılında Alfa'dan çıktı o. Alfa evet. Yayınlarından çıktı Deniz'den. Kitap hakkında bu kitabı sizleri mutlu etmek için hazırladık diyorsun. Peki Deniz neden yani seni mutlu ediyor? Çünkü ben sana bakınca şefim yani ön yargı vardır ya peşin hüküm diyelim. Evet. Etçi diye bakmamız kesinlikle lazım. Ama biliyoruz ki sen basbayağı bir deniz çok severim. Denizcisi. Deniz mahsullerini. Ve çok iyi işlediğini de biliyoruz. Bu nereden yani? Silivri'den. Silivri'den ha. Aynen. Anladım. Amcanın orada okay. Lokantası var. Tamam. Biz lokantara yazın. Tatillere geliyoruz. İşte o Silivri'de sahile yakın bir yerde otururdu. Oradan kalktığımızda kayıkçıları görürdüm. İşte orada balık tezgahları vardı. Kordon gibi bir şey vardır orada. Gazinolar vardı eskiden. Ve çoktan mutfakçısın zaten. Tabii ki. Çoktan. Yani bizim işte babamın amcası zaten Kasımpaşa Ordavi'nde falan aşçılık yapıyor. Yani ta oradan. Denizle bağım oradan. Yani ben deniz mahsulü, ben haftada iki sefer balık yemeden haftayı tüketmem. Ya levrekle bir meselen var senin. Onu bir konuşalım mı? Levrekle şey mi? Yani evet bıktım. Bıktın değil mi? Levrekten şundan dolayı bıktım abi ben. Yani dünyada başka bir balık yokmuş gibi. Ha bu arada şeyde karşı değilim ben onu. Kitapta da söylüyorum. Yani çiftlik levreğine falan karşı değilim.
Niye karşı olasın canım? Yani çiftlik levreyle... Mümkünse öbürünü bulalım ama bulamıyorsak evet, yani. Yok. Evet, çünkü evet. Sen çiftlik levreyle çuprayı kaldırdığın zaman balığın kilosu zaten pahalı. Daha başka daha yere gider. Daha da başka yere gider. Levrekle ilgili şöyle, yani hamsiyi gene bir derece anlıyorum. Yani levrek dediğim balık zaten öyle çok kokuları, aromaları vesaire olan bir yemek değildir. Bunu kızartırsın, yersin. Soslarsın, yersin. Hani deniz levreğisi bir şey diyemem. Bir kalkan ama da değil. Türkiye'de bir yerde müzikli program yapılıyorsa biftekle levrek. Biftekle levrek. Bir yere gidiyorum ben. Doğru. Kalamar tava karides arkasından levrek. Ya bir yere gidiyorum, yolda bir yere gidiyorum. Diyorum ki beyaz et bir şey var mı? Levrek. Ben levrekten bıktım. Marine. Evet abi levrek marine o bu. Dolayısıyla levrekle ilgili bende bir antipati oluştu. Evet. Sen satmıyor musun? Satıyorum çünkü herkes levrek soruyor. Bu konuyla alakalı da bu levrek ve çupra bizim aslında deniz mahsulleri tanımamızı da engelliyor. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Aslında ürün çeşitliliğimiz hiç de az değil. Çok var. Yani denizlere kötü davranmamıza rağmen, yani iyi bakmamamıza rağmen hala bir çeşitlilik var değil mi? Kesinlikle var. Yani Türkiye'deki balık çeşitliliği evet düşmüş olabilir ama devam ediyor. Yani Türkiye'de ben 84 tane yemek yaptım. Hepsi Türkiye'de. Türkiye'de. Daha 300, 400, 500'e gideriz. Bilinenleri ben, yani halkın evine girebileceklerle ilgili. Ulaşılabilir olanlar. Ulaşılabilir olanlar. Ama burada aslında tapazardan başlıyor iş. Yani ben mesela Bolulu'yum. Bize hamsi, istavrit, levrek, çupra, donuk, Norveç kumrusu. Bunlar getirildi pazara. Somon falan yeni yeni geldi. Evet. Yani niyeyse bir sürümcülük var orada. Ve diğer balıkların çok pahalı. Mesela granyoz diye bir balık var. Granyoz, deniz levreğinden ucuzdur. Ve daha işlenebilir. Daha işlenebilirdir. Şey. Mesela atıyorum işte torik. Torik tabii. Bu daha çok lezzetli ve daha etli bir balıktır. Çeşitlendirilebilir. Kesinlikle doğru. Levrekten ucuzdur. Şimdi levrekle ilgili yanlış propaganda için söylemiyorum. Yok, zaten levrek müşterisi var abi. Yanlış var, propaganda var. Yapsan da bitmez yani. Emekli olana kadar hayatının önemli bir bölümünü Kızılırmak'a adıyor. Ulaşabildiğin her köşesini temizliyorsun. Doğanın korunması senin için neden bu kadar önemli? Çünkü o ırmak her yeri bereketlendiriyor. Oraya zaten bir sahip çıkma hissim var hep. Oradaki ormanları nasıl koruyorsak Kızılırmak'a da o kadar koruyoruz. Çünkü her şeyimiz Kızılırmak bizim. Peki ailen, çocukların ve torunların onların verdiği sevgi sana yetmedi mi? Sen aşkı Kızılırmak'ta mı buldun acaba? Ya onların verdikleri sevgi bana fazlasıyla yetiyor ama oraya karşı bir bağım var, bir tutkum var ve ondan bir türlü vazgeçemiyorum. Çetin Gökşen beyefendi bu. Kendini şu cümlelerle ifade ediyor. Ömrümü Kızılırmak'a verdim. Benimki bir aşk. Kızılırmak benim için candır. Buranın olmadığını düşünsek Nevşehir yarım kalır. Şefim, bir insan kusursuz olabilir mi? Bu kusursuzluk nedir yani? Kusursuz olamaz abi. Zordur yani. Kusursuzsa bir insan. Kusursuzluk çok uç bir şey. Herkes beceremez onu. Ama hangi anlamda kusursuzluk? Her anlamda mı? Kusursuz yani mükemmeliyetçilik falan. Mükemmeliyetçilik bende var. Var tabii. Ama mükemmel var mı? Kovalamak var değil mi? Evet. Yani mükemmeli yakalamaya uğraşmak var. Evet. Tamam. Yani o yolda olmak evet, var. O yolda olmak. O güzel. Peki kusur dediğimiz şey hakkında ne düşünüyorsun? Yani mesela kusursuz insan bizi güçlendiren şeyler olduğunu düşünüyorum bazen. Yani kusursuz bir insan olduğunu ben, yani az çok kusurları vardır ama kusursuz olmak için mücadele eden insanları biliyorum. Evet. Doğru. Bak bunları niye sordum? Bu son hikayemizde 1923 yılında Osmaniye'de doğdun. Çiftçi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğusun. 3,5 yaşında kurban kesen enişteni izlerken onun elindeki bıçak kayıyor, senin sağ gözüne saplanıyor. Ve maalesef gözünü kaybediyorsun. Küçük bir çocuk, tek gözle yaşamaya, uyum sağlamaya çalışıyorsun. 4,5 yaşına geldiğinde ise baban gözlerinin önünde camideyken bıçaklanıp hayatını kaybediyor. Yaşadığın şokun etkisiyle bu olay üzerine dilde tutukluk başlıyor. Doğru düzgün konuşamıyorsun, akıcı bir şekilde konuşamıyorsun. Saz çalmaya meraklı olduğun için yalnızca türkü söylerken tutulmadan söyleyebiliyorsun. Kekemelik yok orada. Tek gözün artık görmüyor. Bu seni nasıl etkiler küçük bir çocuk için? Alışırsın zamanla. Ama bir çocuk için facia. Evet. O arkadaşlarınla
başka insanların bakışıyla çok kendini kötü hissedebilirsin. Sözlü zorbalık falan, evet, her şey oluyoruz. Küçük yaşta babayı da kaybettin. Onun gözlerinin önünde öldürdüler. O nasıl bir iz bırakmış olabilir? Çok ağır bir travma. Ben onu atlatmanın çok zor. Parmak kadarsın, 4,5 yaşındayken oluyor. Bu çok zor değil mi? Evet, atlatamıyorum. Kesinlikle. Hayat oldukça acımasız davrandı şu küçük yaşında. Büyük acılar. Bir öfke, hayata karşı bir öfken var mı? Nasıl var. Bir gelecek hayal ediyorsun? Var. Niye benim ekleyerek babama yapıldı bu diyorum. Niye ben? Niye ben? Hmm. Niye benim babama yapıldı? Hmm. Ben bunu hak ettim mi? Çünkü diğer arkadaşlarımın babası var. Evet. Onlar yaşıyorlar. Benim babamı hemen gözümün önünde öldürdüler ben daha küçükken. Buna karşı bir isyanım da var. Olmadık yerlerde çıkabilecek bir şeydir değil mi? Tabii. Bir öfke vardır. Sen henüz 8 yaşındayken köyünüze tuhafiye eşyaları satan biri, yani bir çerçi geliyor. Onun borç defterini gördükten sonra yazıya karşı ilgi duymaya başlıyorsun. Bunun ardından da ailen kadar yakın sayılabilecek bir yakınınızı kaybetmenin üzüntüsüyle bir ağıt yakıyorsun. Böylece yazıyla olan yakın ilişkinde başlamış oluyor. 9 yaşında ilkokula gidiyor, okuma yazmanı ilerletiyorsun. 9 yaşında ancak başlıyorsun. Sınıfında saz çalan, aşık lakabıyla anılan bir arkadaşın sayesinde saz çalıp türküler söylüyor, şiir yazmaya başlıyorsun. 5. sınıfa geldiğinde ise arkadaşın hayatını kaybediyor o arkadaş. Bir de yakın arkadaş kaybı, onun vefatı seni çok etkiliyor. Bir taraftan da evde annen saz çalmana karşı çıkıyor. Hayat senden güzel şeyleri çekip alıyor. Acılarını dışa vurma yöntemi olarak saz çalıp türkü söylemeyi ya da yazmayı seçmiş olabilir misin? Kendini bir ifade etme biçimi olarak. Kesinlikle kendimi ifade edecek çünkü anne böyle bir şey istemiyor. Etrafımdaki arkadaşlarımın durumu belli. Benim de kendimi bir yerlere vurmam gerekiyor. Yazmaya başlıyorum, ağıt yakmaya başlıyorum, türkü söylemeye başlıyorum. Aslında kendi kendimi başka da terapi edecek bir durumumda pek gözükmüyor. Hayatını kaybeden sınıf arkadaşın sayesinde başladığın şiiri hiç bırakmıyor. Fırsat buldukça kağıtlara, duvarlara, taşlara bile şiir yazıyorsun. Bu sayede ilk şiirin 1939 yılında Adana Halk Evi dergisinde yayınlanıyor. Köyün varlıklı kişileri sana yardımıyla uzatınca onların maddi desteğiyle 1941 yılında Adana'da ortaokula gidiyorsun. Yazların mecburen fabrikalarda, inşaatlarda çalışıp para kazanıyor. Bir taraftan da yazmaya devam ediyorsun. O dönem ressam ve şair olan önemli bir isimle tanışınca yazmaya daha fazla ağırlık veriyorsun. Yazmayla olan ilişkin kuvvetlendikçe okuldan uzaklaşmaya başlıyorsun. 1950'de arzu acilik yaparken siyasi bir partiye üye olunca cezaevine gönderiliyorsun. Hapiste bıçaklanıyor, çok zor günler geçiriyorsun. Bir akrabanızın yardımıyla suçsuz olduğun kanıtlanıyor ve cezaevinden çıkıp önceden tanıştığın şairin sana verdiği daktilo ile Ankara'nın yolunu tutuyorsun. Bu daktilo, bu hediye yazmaya devam etmen gerektiğine dair bir işaret olabilir mi acaba? Olabilir. Galiba o yola doğru giriyorum yani. Çünkü yazmak istiyorum. Yaşadığın birçok olumsuzluk seni derinden etkiledi ama yazmaktan hiç vazgeçmedin. Peki şimdi ne iş yapacak? Nasıl para kazanacaksın? Sadece yazarak geçinmen mümkün mü? Ne olacak bu Ankara'da? Değil. O arada belki arkadaşlardan yardım destek alırım diye umuyorum. Ama yazma tutkumu hiç kaybetmiyorum. Çünkü bu bana işlemiş bir şey. Bu işlediği için de devam ediyorum yazmaya. Ankara'da sana bu daktiloyu veren kişinin yanına gidiyor. Evinde bir süre misafir oluyorsun. Onun sayesinde başka yazarlarla tanışıyorsun. Yazdıklarını onlara okutuyorsun ve İstanbul'a çağrılıyorsun. Sirkeci'de bir otele yerleşip Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlıyorsun. Fakat maddi durum yeterli olmayınca bir süre sonra oteli terk edip Gülhane Parkı'nda bir şey kuruyorsun kendine. Derme çatma bir kulübe. Orada kalmaya başlıyorsun. Gazetecilik sürecinde çok önemli yazar ve şairlerden oluşan bir çevre ediniyorsun. Hı hı. O yoksulluğa karşı. Çünkü gazeteler genelde Cağaloğlu'nda. Tabii. Gülhane Parkı da hemen orası. Oraya yerleşiyorum. Yazar çizerler hepsi orada. Sığınma diyelim. Tabii evet. Matbaalar Sirkeci'de. Evet. Mecburen oraya gittim. Uykudan uyanıp elini yüzünü toparlayıp oraya. Yazı yazarak hayatını kazanmak istiyorsun ama Gülhane Parkı'nda yatıyorsun. Bu duruma ne kadar dayanabilirsin? Bu duruma ne kadar dayanabilirim?
Gittiği kadar. Gittiği kadar. Gittiği kadar dayanacağım. Çünkü bir amacım var. O çevreye girmek istiyorum. Kendimi ispatlamak istiyorum. Ülke adına ya da siyasi görüşüm adına ya da ne bileyim. Kendin adına evet. Kendim yani adına işte, bir şeyler evet. söylemek istiyorum ve bunları yazıya dökmek istiyorum. Bunun için, bunu yakalamak için de çok yaklaşmışım. Artık buradan neden bırakayım? Yani. Gülhane'de yatılacaksa yatarım. Evet. Zamanla durumun düzeliyor ve bu esnada 1952 yılında ilk romanını yayınlıyorsun. Aynı yıl yabancı bir hanımefendiye aşık olup evleniyorsun. Bir de oğlunuz oluyor. Eşin Osmanlı soyundan gelen bir aileden olduğu için Türkçe dışında İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyor hanımefendi. Ve yazdığım birçok eseri farklı yabancı dillere çeviriyor. Bu sayede yayın evleriyle daha yakın ilişkiler kurup Avrupa'ya açılma şansı elde ediyorsun. 1953-54 yıllarında roman gazetede dizi olarak yayınlanmaya başlayınca Varlık Dergisi'nin ilk roman ödülünü alıyorsun. Birkaç yıl daha gazetede çalışıyor ancak zamanını daha fazla yazmaya ayırmak istediğin için biraz o şekilde sürdürdüğün davranış için 1963'te gazetedeki işinden kovuluyorsun. Artık düzenli bir işin yok ama bir aşkın, bir de evladın var. Peki yaşadığın acıları unutabildin mi? Yani aşk iyi geldi mi? İyileştirici i̇yi geldi bir yanı vardı mı? Yazmak, aşk. Tabii hem yazıyorum, hem aşk var, hem de artık bir çocuk var. Biraz daha mutluyum. Gazeteden kovulsam da çok da problem değil. Yani geçmişte çektiklerime göre şu anda bayağı iyiyim. Evet, sen onlara bakarak şimdi iyiyim diyorsun. Tabii. Eşin olmasaydı bu kadar tanınmayacaktın belki. Onun desteğini nasıl değerlendiriyorsun? Bazen büyük bir şans galiba. Ya şöyle, tabii ki bir şans. O dönemde geldi, benim elimden tuttu. Artı yabancı dil bilmesi, farklı insanlarla tanıştırması bana yol açtı. Yol açtı. Ve dolayısıyla hem saygım var, hem sevgim var, hem de aşkım var. Gazetedeki işini bıraktıktan sonra uzun süre emek vereceğin bir roman üzerinde çalışmaya başlıyorsun. Çok uzun bir iş. 1967'de bir edebiyat dergisi çıkarıyorsun. Bu derginin eklerindeki bir yazı sebebiyle hakkında bir dava açılıyor ve 18 ay hapis cezası alıyorsun. Ancak cezan Yargıtay tarafından bozuluyor. Cezaevine neyse ki girmekten kurtuluyorsun. 1974-75 yıllarında Türkiye Yazarlar Sendikası'nda genel başkan olarak görev yapıyorsun. Şehir insanının hayatını işlediğin romanlarınla birkaç kez Nobel ödülüne aday gösteriliyorsun. Ancak ödülü alamıyorsun. Artık herkes tarafından tanınan ve çok okunan bir yazarsın. Yazarlık mesleğin sayesinde 1988 yılında kurulan PEN Yazarlar Derneği'nin de ilk başkanı sen oluyorsun. Bu uluslararası bir kuruluş, onun Türkiye şeyi. Çocukluğundan beri çok fazla acı çektin ve yazarak hayata tutundun. Şimdi bütün bunlara baktığında yaşadıklarını nasıl değerlendiriyorsun? Yazar olman için bunca yolu kat etmen şart mıydı, gerekiyor şarttı. Muydu? Şarttı. Çünkü o yollardan geçmiş olmasaydım şu andaki başarılara ulaşamazdım. Onlar, o yolun hepsinin bana bir birikim olduğunu düşünüyorum. Öyle bir birikime sahip olmak için illa da o yollardan geçmek lazım mı diye sorarsanız, geçmek gerekmeyebilir ama bu yollar aslında hayatı öğretiyor. Büyük bir deneyim değil mi? Çok büyük bir deneyim. Büyük bir tecrübe. Çok zengin bir deneyim. Tabii ki, kesinlikle. Yani cezaevine girmeye çeyrek kalayla Nobel'i almaya çeyrek kala arasında gidip gelen koskoca, çok uzun, zahmetli, meşakkatli, enteresan bu bir yol. Bu yolda ki bir de herkesten, her petekten bal evet. alıyorsun. Evet. Ve bu ballar alabiliyorsan eğer seni zaten donanımlı bir hale getiriyor. Peki. Ve bu seviyeye çıkarıyor. Üretmenin bedeli budur diyebilir miyiz? Tabii ki. Değil üretmek mi? İçin çok gezmek gerekir. Çok çekmek gerekir. Ya da çok çekmek gerekir ya da çok gezmek gerekir. Evet. Yani bunların hepsi toplandığında zaten tecrübe ortaya çıkıyor. Hı. Ya da yaptığınız işle ilgili starlaşıyorsunuz. Sizin işte de öyle mesela. Evet. Tecrübe. Sizin işte de öyle. İkimizin de çok iyi tanıdığı bu yani kişiyi seyircimizin karşısına çıkartalım. Zor tutuyorsun kendini. Zor tutuyorum. Senin de gülümsemeni gördüm çünkü çok iyi takip ederim ve bilirim. Efendim geliyor. Tabii
Tabii ki Yaşar Kemal. Türk Edebiyatı'nın çınarlarından biri, en büyük çınarlarından biri. Asıl adıyla Kemal Sadık Gökçeli. Nobel Edebiyat Ödülü'ne birçok kez aday gösterildi. Şiir, hikaye, roman gibi türlerde toplam 50'den fazla eseri var. Yaşar Kemal'in en bilinen eserlerinden biri olan İnce Mehmet, Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biridir. İnce Mehmet sadece bir roman değil, aynı zamanda bir destan. Kesinlikle. Kalemini ustaca kullanan Yaşar Kemal'in yeni bir dil yarattığı, 4 ayrı kitabı kapsayan çok önemli bir eserdir İnce Mehmet. Roman ve şiirlerinin yanı sıra birçok öykü, senaryo ve makale yazdı, gazetecilik yaptı. Türk Edebiyatı'na 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve birçok şiir kitabı bıraktı. İlerleyen yaşlarda solunum yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği ve kalp ritim bozukluğu sebebiyle 28 Şubat 2015'te 92 yaşımızda bu büyük çınar aramızdan ayrıldı. Gölgesi yeter, kitapları yeter, öğrettikleri, yaşattıkları yeter. Çok seversin herhalde. Çok abi, ben İnce Mehmet. Yani ilk okuduğumuz kitap, ilkokulda da öyle. İlk okuduğumuz roman. Ya şöyle, ben sen okurken abi zaten ben bunu ezbere biliyordum. Tabii. Yani çok gerçekten. Bir de ben şeyini de çok severdim. Yaşar Kemal'in. Yani duruşunu, o doğal ya şivesini. Ya evet. Hiç vazgeçmiyor. Yok, kendinden var. Hiç vazgeçmiyor. Her dili konuşmayı üstelik evet, bilir. Herkesin dilinden anlar ve tabii o yazı dili ve o romanları yazışı, oradaki incelikler. Bir de şey mesela, ben çok kendimi bulurdum yani. Yani o romanlarda evet. Çok doğaldır. Çile çekmiş herkesin. Onunla kendini bulacağı her şey var orada. Yaşar Kemal. Büyük usta. Yaşar Kemal için ne söylense bana az geliyor. Evet, peki Yaşar Kemal'i saygı, sevgi anıyoruz. Türk Edebiyatı'nın büyük üstadı. Büyük gerçekten üstadı. Farklı bir bakış açısı var. Ben özellikle kruz gemisinde çalıştığım dönemde ve yurt dışında çalıştığım dönemde tek başıma kaldığımda hep okurdum. Yani İnce Mehmet mi yoksa herhangi bir Yaşar herhangi Kemal? Herhangi bir romanını okurdum. Dolayısıyla sevdiğimiz üstadlardan... Uzun yol dostudur evet, canım. Evet. Dilini sevdiğimiz bir yazarımız. Peki. Rahmetli anıyoruz. Şimdi şefim, son tura girdik. Sorularım sana olacak. Çok zor koşullardan iyiye doğru giden bir yaşam sürmüş Yaşar Kemal. Senin de uzun bir yolculuğun var. Serüveninin aşağı yukarı böyle olduğunu tahmin ediyorum. Gözündeki kusur Yaşar Kemal'in onu hem engel olmamış hem de bir gözüne bin göz katmış diye düşünüyorum. Kusur gibi görünen, eksiklik gibi görünen şeyler bazen insanı çoğaltan şeyler ya, oluyor. Getirir. Evet, ya, yani bir motivasyon. Tabii ki bir motivasyon getirir. Aslında diğerleriyle kendi aranda bir fark olduğunu hep düşünürsün ve daha çok çabalarsın. Bazen kazanmak, bazen kaybetmek, yani iniş ve çıkışlar hep hayatın içinde var diye düşünüyorum. Senin tamam kaybettim, bundan sonra bu işler yürümez dediğin zamanların oldu mu? Olmadı. Ben iki sefer battım. Battığında da mı olmadı? Evet, olmadı. Çünkü şöyle bir şey vardır. Yani bir şey bittiğinde aslında diğerinin başlaması gibi olarak algılıyorum ben. Hayatım boyunca işsiz kaldığım dönemlerde bile hiçbir zaman için hiçbir her şey bitti demedim. 11 yaşında hayata başlamış olmanın evet, herhalde abi. Bunda çok tabii ki çok cesur da yapan bir şey, de şey var, insanı. Kesinlikle. Parçalayan ama cesaretlendiren evet. De bir şey. Çünkü şöyle bir şey var, yani bir şey bittiyse bir şey başlayacaktır. Eğer dünya bizim için sonlanmadıysa, ben rızka ve şükre çok inanan bir adamım. Yani şükretmek ve rızkına geleceğini Allah'tan bilmek beni çok rahatlatan bir şey. Ve ben buna çok inanırım. Ve rızık için ve bereket için de zaten bir belgesele bu iki kelime yüzünden düşmüşümdür, esnaf lokantaları belgeseline. Dolayısıyla hayatım boyunca bir iş benim için bittiğinde ya da battığımda, benim için her şey bitti değil, hemen yarın sabah ne yapacağız yapmam diye. Gereken başka bir şey var diye kesinlikle düşünüyorsun abi. Değil mi? Bunu bu değil. Ama ben şunu bu. Ayırmam yalnız. Mesela benim için 5 yıldızlı bir otel serüveni bittiyse, ertesi gün bir kentrik firmasında çalıştım ben.
Benim için aslında deprem sonrası anlattığım evet, şey gibi. Yani benim için hiçbir zaman başarısız olduğum bir konu illa da benim yüzümden başarısız olmamıştır. Tabii. Yan etkenler de. O kadar çok belirleyen var ki. Ya birlikte iş yaptığımız arkadaş bizim kazandığımız parayı başka bir ticarette kullandı da öyle battık mesela. Ben buradan kendimi suçlu hiçbir zaman için bulmadım. Ve hemen yeni bir şeye başladım. Orada mücadelemi devam ettirdim. Gastronomi alanında çok büyük başarı elde ettin. Motivasyonun belli ki para değil. Değil abi. Değil. Başarmak. Televizyonu kabul ederken de böyle miydi? Ya televizyon olayı da televizyon olayı da öyleydi. Çünkü ben bu işi çok istiyordum. Bak bu işle ilgili çok ilginç bir anım var. Ya insanlar hayatında bence bu ellerine geçen şansları değerlendirmezlerse de sıkıntı yaşarlar. Ben mesela bu televizyon programının demoları çekilirken oğlumun yemin törenini yarıda bıraktım. Bir şans. Evet. Beni bu program için demoya çağırdılar. O gün de oğlumun Bilecik'te askerlik yapıyordu Emre. Töreni vardı, yemin töreni. Ben de yemin törenine gittim. Gidecektim. Akşam hazırlandım. Gece yapımcılardan telefon geldi. Yarın geliyor. Yarın demoya geleceksin diye. Yemin töreni olmasına rağmen ben tamam dedim. Bastım gittim Bilecik'e. Emre çıktı. Dedim ki bak. Böyle böyle. Böyle böyle bir demo var. Ben bu programa girmeyi çok istiyorum. Bu demo çekimlerine katılmak istiyorum. Ben İstanbul'a dönüyorum. Emre de radyo, televizyon, sinema kökenli olduğu için hemen git baba dedi. Ya şunu demek istiyorum. Ben o gün oğlumun yemin törenini duygusal davranıp onunla beraber geçirseydim bugün MasterChef'i belki şey de yapmıyordum. Evet. İnsanlar hep şu ya sen çok şanslısın sen işte şu hayır öyle değil. Öyle oradan şey da öyle mi görünüyor? Ya ben ya düşünebiliyor musun yani oğlunun yemin ya şu an bu gaddarca gelebilir ama ne onun gönlünü kırdım. Evet. Ve şu anda ceza yerim diye söylemiyorum abi. İnanılmaz bir süratle buraya gelip o işi kapmak için mücadele ettim. Dolayısıyla ve televizyon serüvenim de böyle başladı. Yani bir şey istiyorsak bu oğlunuzun yemin töreninden biraz erken çıkmak bile gerekir. Çok da başarılı oldu program. Bence çok yani bir televizyon seyircisi olarak söylemeliyim. Çok gerçekten çok başarılı. Üstelik çok meşakkatli bir iş. Çok yüklü bir iş. Bütün bileşenleriyle başarılı olduğunu düşünüyorum. Tekrar tebrik ediyorum bu iş için. Sağ ol abi. Evde yemekleri kim yapıyor? Evde yemekleri eskiden ben pazar günleri yapardım. Öyle mi? Sebebi şu. Ancak pazar günü evde. Abi şöyle söyleyeyim mi? Söyle. Yani kalkan balığını kimseye teslim etmek istemem abi. Diğer yemeklerle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Ama bir kalkan balığını bir şef olarak benim geçip yapmam daha uygun ve şeydir. Garantili. 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 O yüzden. Fazla bir işlem yapılacak, yapılmayacak, doğru dürüst kızartılacak. İşte o çok zor bir iş. Evet, çok zor, zor bir iş. Yani şimdi kalkan evet, kızartmak demek bayağı bir iş demektir. Evet. Yani şimdi eve gidip fırça yemeyelim ama yani. Evet umarım yemezsin. Ya ördek gibi, kalkan gibi böyle değil, şey. Ya bir evet, şefin yapması evet, daha herkesi mutlu eder diye ben o işlere burnumu sokuyorum abi. Evet, evet. Bu şekilde bir de kahvaltı hazırlardım böyle hafta sonları. Kahvaltı olayını severim. Hocam serpme kahvaltı hakkında ne düşünüyorsun? Nefret ediyorum. Evet değil mi? Yani serpme bu kahvaltıyla ya, hatta bununla alakalı biz bir kampanya düşünüyorduk. Bir de kebapçılarla ilgili var bir kampanya. Yani onu daha hiç konuşmadık bile. Yani bunu serpme değil seçme kahvaltı diye. Seçme kahvaltı. Evet, bu ne da olur güzel, artık yani sıkıldık böyle serpmeyin, bir. Serpmeyin bu kadar. Abi. Çoğu yenmiyor. Ben artık bu ülkede gastronomi ile ilgili bir şeyler söyleyebilecek durumda olduğuma inanıyorum. Ama buradan arkadaşlara yalvarıyorum. Bu serpme kahvaltıdan vazgeçsinler. Serpme kahvaltıya gelenler de mutsuz. Çünkü ben ilk başlarda restoranın pandemi döneminde fine dining'e çevirmeden önce ben de kahvaltı verdim. 8 çeşit kahvaltı veriyordum. Lütfen altına da yazıyordum. Para aynıdır. İstediklerinizi bize söyleyin keselim diye. Mesela diğer bir konuyu da ilk senin programında söylemiş olayım. Şimdi biz kebapçıya gidiyoruz ya. Kebapçıya gittiğimizde biliyorsun hemen bir şey turp, şalgam, nane, maydanoz yeşillik, burası evet, doluyor. Doluyor. Ben mesela Bedri Usta gibi, Tayyar abi gibi Adana'da işte böyle tanıdığım Mesut iyi gibi falan Mesut gibi falan böyle iyi kebapçı arkadaşlarıma şunu söyledim. Bunu kaldırın abi. Neden? Şundan bunların hepsi geri gidiyor abi. Evet. %50'si geri gidiyor.
Çünkü eti yemek ve onun tadına varmak istiyorlar. Kesinlikle. Evet. Bu bir ikincisi. Bu bir ikram olabilir. Bakın özellikle Ahmet abi şu anda bu gıda yokluğunda çok, çok büyük problem. Istiyor. Ben buradan çağrı yapıyorum. Lütfen masadakileri artık en azından %50'ye indirelim. Ya bu çağrıyı da buradan yapmış olayım. 3,5 yaşında kurban kesen enişteni izlerken onun elindeki bıçak kayıyor, senin sağ gözüne saplanıyor ve maalesef gözünü kaybediyorsun. 4,5 yaşına geldiğinde ise baban gözlerinin önünde camideyken bıçaklanıp hayatını kaybediyor. Niye ben? Niye benim babama yapıldı? Ben bunu hak ettim mi? Hayatını kaybeden sınıf arkadaşın sayesinde başladığın şiiri hiç bırakmıyor. Fırsat buldukça kağıtlara, duvarlara, taşlara bile şiir yazıyorsun. Yazma tutkumu hiç kaybetmiyorum çünkü bu bana işlemiş bir şey. Bu işlediği için de devam ediyorum yazmaya. Yazı yazarak hayatını kazanmak istiyorsun ama Gülhane Parkı'nda yatıyorsun. Bu duruma ne kadar dayanabilirsin? Gittiği kadar dayanacağım. Çünkü bir amacım var. O çevreye girmek istiyorum. Kendimi ispatlamak istiyorum. Yazar olman için bunca yolu kat etmen şart mıydı, gerekiyor muydu? Şarttı. Çünkü o yollardan geçmiş olmasaydım şu andaki başarılara ulaşamazdım. Onlar, o yolun hepsinin bana bir birikim olduğunu düşünüyorum. Yaşar Kemal'in en bilinen eserlerinden biri olan İnce Mehmet, Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biridir. Türk Edebiyatı'na 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve birçok şiir kitabı bıraktı. Şefim özel bir insan, özel bir profesyonelsin. Estağfurullah. Gelip bizi hem aydınlattın hem duygularını paylaştığın için, hem mesleğini icra etme biçimini çok geniş alana ve duygulara yaydığın için sana sonsuz teşekkürler. İyi ki geldin. Sağ ol abi. Çok, çok sağ teşekkür ederim. Ben de seninle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim seninle ilgili abi attığım ilk tweet ustaydı. Ben o tweet'i bulacağım. Siz ve sizin gibi büyük üstadları ben görünce ustalarım aklıma geliyor. Çünkü usta yetişmesi öyle çok kolay bir şey değil. Sizin gibi ustalar da hem Türk tiyatrosunu hem Türk sinemasını ve Türk televizyonlarını diziler vesilesiyle gerçekten bizlere üst boyutta aktörleri izletiyor. Ben de o anlamda seninle ilgili anım bu. Usta diye tweet attığım 2-3 kişiden birisin. Sağ ol abi, vazifemizi yapıyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi, sağ ol. Tekrar Bodrum'a iyi yolculuklar. İlk fırsatta inşallah oralarda Bodrum şehrine. Bodrum şehrine. Efendim, bir empatinin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir empatiyle, yine empatiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.